Herkese merhaba. Şubat ayı örnek sorularımız yayınlandı. Şimdi sizlerle birlikte matematik kısmını çözelim. Evet, birinci sorudan başlıyoruz. İlk sorumuzda üslü ifadelerle ilgili temel kuralları vermişler. Hemen bakalım sorumuza. Bir bilgisayar oyunda harita üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık, özdeş çubukların sayısı ile bu çubukların uzunluğu çarpılarak hesaplanmaktadır. Aşağıda verilen haritada A ile B arasındaki uzaklık bu şekilde hesaplanarak 2 üzeri 14 kilometre bulunmuştur. B ile C arasındaki uzaklık A ile B arasındaki uzaklığın yarısıdır diyor. Şimdi bakalım önce buraya kadar olan kısımları bir anlamaya çalışın. A ile B arasındaki uzaklık 2 üzeri 14 müymüş? Evet. Ee, ne diyor bana? Özdeş çubukların sayısı ile bu çubukların uzunluğu çarpılarak. Ben özdeş çubuk kaç tane kullanılmış A ile B arasında? 8 tane. 8 çarpı. Bu çubukların uzunluğu diyor. Uzunlukları bilmediğim için X diyorum. Eşittir. 2 üzeri 14'e mi eşitmiş? Evet. Buradan 8'i ben 2'nin küpü şeklinde yazabilir miyim? 2'nin küpü çarpı x eşittir 2 üzeri 14. Tabanları aynı olan sayıların üstleri toplandığında bunu elde ederim değil mi? O zaman x buradan nedir? 2 üzeri 14 bölü 2'nin küpünden 2 üzeri 11'dir diyorum. O zaman benim her bir çubuğun uzunluğu 2 üzeri 11, 11 kilometre kadar mıymış? Evet. Şimdi bir sonraki kısma geliyorum. B ile C arasındaki uzaklık A ile B arasındaki uzaklığın yarısıdır. B ile C arasındaki uzaklık A ile B'nin arasındaki uzaklık ne kadardı? 2 üzeri 14 kilometreydi. 2 üzeri 14'ün yarısı kadarmış. Şöyle yazalım. B ile C arasındaki uzaklık 2 üzeri 14'ün yarısı kadar. Ne yapıyorduk? Verme işleminde üstler çıkarılır. 2 üzeri 13 mi oluyor B ile C arasındaki uzaklık? Evet. Şimdi bana diyor ki B ile C arasındaki çubuk sayısı C ile A arasındaki çubuk sayılar toplamı oldu. O zaman ben B ile C arasında ne kadar çubuk kullanıldığını bulabilir miyim? Evet. Nasıl buluyorduk bunu? Her bir çubuğumun uzunluğu kaçtı? 2 üzeri 11. Kaç tane çubuk kullanıldığını bilmiyorum. Buna da Y diyelim. Eşittir. Uzaklığıma eşit olacak. Bakıyorum. 2 üzeri 13. O zaman y buradan ne olur? 2 üzeri 13 bölü 2 üzeri 11'den 2'nin karesi. Bu da 4. O zaman burada 4 tane mi kullanılmış? Toplamda C ile A ve B ile C arasında 10 tane mi vardı çubuğum? O zaman burada da 6 tane mi kullanılmış? Evet diyoruz. C ile A arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Hemen bakıyorum. C ile A arasında 6 tane çubuk kullanılmış. Çubuklara sayısı ve çubukların uzunluğu çarpılarak demiş. Uzunluklarım neydi? 2 üzeri 11. Bunu düzenlersek 6 ben 3 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Çarpı 2 üzeri 11 eşittir 3 çarpı. Tabandan aynısı üstleri topluyorum. 2 üzeri 12'den doğru cevabımız olan 3 çarpı 2 üzeri 12 şeklinde A ulaşıyorum. İkinci sorumuz. Aşağıdaki kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve alanları sıra sıra 72 santimetre kare ve 60 santimetre kare olan dikdörtgen şeklinde iki kağıt verilmiş. Bu iki kağıdın kısa kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen elde ediliyor. Bize ne soruyor? Elde edilen bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğu aralarında neymiş? Asalmış. Buna göre diyor çevresinin uzunluğu bu elde ettiğim dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi şu şekilde yapabilir miyiz? 72'ne çarpanlarına bakalım tek tek şurada hemen 72 için. 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 6 çarpı 12 ve 8 çarpı 9 şeklinde yazabilirim. 60'ın çarpanlarına bakalım hemen. Bakıyorum. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 şeklinde yazabilir miyim? Evet. O zaman buraya baktığımda benim kısa kenarlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, uzun kenarlarım da 72, 36, 24, 18, 12, 9. Ve buradayken 60'lık dikdörtgenimdeki de bu şekilde olabilir diyorum. Kısa kenarları bunlar, uzun kenarları bunlar. Şimdi benden şunu istiyor. Diyor ki uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğu aralarında asal olacak? Uzun kenar uzunluğu bu ikisinde toplamı olmayacak mı? Evet bakalım şimdi. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 72 ile 60'ı topladığımızda 1 ile aralarında asal olacağı için bu değerlendirilebilir. Fakat çevresinin uzunluğu en az olacağı için bu bir kenarda kalsın diyorum. Şimdi geldim ikincisine. 2'ye bakıyorum. 2 ve 36 ile 30'u topladığım zaman 66 eder. 2 ile 66 aralarında asal değildir. O zaman 2 olamaz diyorum. Hemen 3'e baktım. Çünkü kısa kenarların birbirinin aynısı, aynı çarpan olması lazım. 3 ile 20, 3 ile, 3 ile 24, 3 ile 20. 3 ile 24 ile 20'yi toplarsam 44 eder. 3 ile 44. Nereye yazalım onu da? Şuraya yazalım. 3 ile 44. Bu olabilir diyorum. Neden? Aralarından saldır çünkü. 4'e bakıyoruz. 4 ile 18, 4 ile 15. 18 ile 15'i toplarsam ne eder? 33 ediyor. O zaman 4 ile 33 de olabilir. Aralarında asal olduğu için. 6'ya bakıyorum. 6 çarpı 12, 6 çarpı 10. 12 ile 10'u toplarsam 22 eder. 6 ile 22 aralarında asal değildir. O yüzden bu olamaz. 5 çarpanı zaten burada yok. 8 çarpanı da karşı tarafta yok. O yüzden bunlar da olamaz diyorum. Şimdi geldik. Bir de olabilen ne vardı? 1 ile 72 ile 60 toplarsak 132. Şimdi çevresinin uzunluğu en az olacak dediği için o zaman ne yapıyorum? Hangisini seçiyorum? Doğru cevabım olan 4 ile 33. O zaman buradan çevre uzunluğu 4 kısa kenarıydı değil mi? 2 çarpı diyelim. 4 artı kısa kenarı bir de uzun kenarın toplamının 2 katı. Neden? Çünkü 2 tane kısa kenarımız 2 tane de uzun kenarımız var. Buradan 2 çarpı 33 ile 4'ü toplarsam 37'dir. Bu da 74 santimetredir. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Bakalım 3. sorumuza. Üç kardeş belirli bir yıl arayla iki fotoğraf çektirmiştir. Bu üç kardeşin birinci fotoğrafı çektirdikleri yıldaki yaşlarının dağılımı grafik 1'de. de ikinci fotoğraf çektirdikleri çektirdikleri yıldaki yaşlarının dağılımı ise grafik 2'de gösterilmiştir. Diyor ki bu üç kardeşin birinci fotoğrafı çektirdikleri yıldaki yaşları toplamı 36'dır. Buradaki yaşlar toplamı kaç eşitmiş 36'ya. Buna göre bu üç kardeş diyor ikinci fotoğrafı birinci fotoğraftan kaç yıl sonra çektirmişler. Bakalım şimdi. Buraya geriye kaç kalır? 360'dan çıkarsak 220 derece mi oluyor? Evet. Buraya baktığımızda 108, 72. Buraya ne kalıyor? 180 derece kalıyor. Ee, buraya geldiğimizde. Şimdi buranın tamamı 36 yaşı ifade ediyorsa. 360 derece. 36 yaşı gösteriyorsa. 220 kaç yaşı gösterir? Temsil eder. Bakıyoruz 360'ı 10'a bölersek 36. O zaman 220'yi de 10'a bölersek 20 2M diyor. Evet. Buradaki büyük kardeşin yaşı 22. Her birini ona bölerek gidiyorum. Sonuçta aynı oran var hepsine. Daire grafiğinde bu şekilde oluyordu. Yüzü ona bölersem ortanca kardeş 10 yaşında. Küçük kardeş 4 yaşındadır. Peki şimdi bunlar buraya geçtiğinde. X kadar yıl sonra. Buradaki yaşları toplamı 36 artı x diyemem. Neden? 3 kardeş de büyüyor. O zaman 3x olur. Öyle değil mi? O zaman bu 36 artı 3 x kısım bana neyi ifade eder? 360 dereceyi ifade eder. Şimdi benim buradaki 22 yaşında olan kişi buraya geldiğinde 22 artı x mi olur? Evet. Buradaki ortanca kardeşi 10 yaşındayken burada 10 artı x olur. 40 derecelik açıdaki olan yani 4 yaşındaki kardeş en küçük kardeş burada 4 artı x yaşında olacak. Doğru mudur? Şimdi buraya geldiğimde 180 derecelik açıdaki 22 artı x'e eşitse Buraya baktığımda da şuradaki oranı yaşları toplamı 360 dereceyi temsil ediyorsa Burada 36 artı 3x bölü 2 180 dereceyi mi temsil eder? Evet diyoruz o zaman benim 22 artı x'im Burada da 36 artı 3x bölü 2'ye mi eşittir? Evet şimdi ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yaparsak Şöyle yapalım Dişler dışlar çarpı yaptığımızda 2 ile 22 çarparız. 44 2 ile x'i çarpıyoruz. Artı 2x eşittir. 36 artı 3 x mi oldu? Evet. 2x'i karşıya atarsam burada 3x'den 2x çıkarsa x kalır. 44'ten de 36'yı çıkarırsam 8'dir diyorum. Benden ne istiyordu zaten? Kaç yıl sonra fotoğraf çektirmişlerdir? X'i ne buldum? 8 buldum. O zaman doğru cevabım A şıkkıdır diyorum. Dördüncü sorumuza bakalım. Karekökle ifadelerle ilgili bir sorumuz. ABC'de birer doğal sayı olmak üzere demiş. İşte burada kö, kare köklü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme ile ilgili kurallarımızı söylemiş. Bakıyoruz şimdi soru Çevresinin uzunluğu 44, kök 5 cm olan dikdörtgen şeklindeki tahta masa, yatay ve dikeydeki kesikli çizgilerin her birinin uzunluğu birbirine eşit olacak biçimde. Yani bunların her biri birbirine eşitmiş bu şekilde keserek ayrılıyor diyor. Aradaki boşluğa ölçülere uygun biçimde kesilen bir cam aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde masanın uzunluğu 20 kök 5 oluyordu. Buna göre yerleştirilen cam kısmı çevresinin uzunluğu nedir? Şimdi bakalım buraya. Öncelikle ben bunu çevresinin uzunluğundan buradaki her bir kesikli çizginin kaç santimetre olduğunu bulmaya çalışacağım. Nasıl? Şimdi yatay çizgilerim benim buradaki yatay uzunluğumu verir dikdörtgenimin. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her birini x dersem 6x kadar burada. Dikey da buradaki dikdörtgenimin dikey uzunluğunu veriyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5x kadarmış. O zaman benim dikdörtgenimin çevresi 6x. Burası ise karşı tarafı da 6x'tir. 12x oradan gelir. 5x burası ise karşısı da 5x'tir. 10x de buradan gelir. Eşittir 44 kök 5'tir. 22x eşittir 44 kök 5. x buradan 2 kök 5 gelir. Her bir kesikli çizgi kaç santimetreye tekabül ediyormuş? 2 kök 5. Şimdi bana diyor ki cam kısmı çevresinin uzunluğu. Buradaki her bir kesikli çizginin uzunluğunu biliyoruz. Önemli olan bizim burayı bulmamız. Buraya nasıl bulacağız? Şimdi buradaki kısım bir tane kesikli çizginin ölçüsüne mi eşittir? Evet burası 2 kök 5 kadardır diyorum. Buraya baktığımda da burası yatay kısmı. Yatay kısmı baktığımızda şuradaki bir kesikli çizgiyi iptal ettiğimizde 6 eksi 1 eksi burası 5 x kadar olacak o zaman. O zaman buradan da x dediğim şey 2 kök 5'ti. 5 çarpı 2 kök 5'ten 10 kök 5 kadardır diyoruz. O zaman 2 kök 5 artı 10 kök 5'ten 12 kök 5'tir. Buradaki cam kenarımın buradaki kenarın uzunluğunu bulmak için 20 kök 5'ten 12 kök 5'i çıkarıyorum. 8 kök 5. Buraya da 8 kök 5 buldum. Bu parçalar birbirine eşit olduğu için burası da 8 kök 5 olur. Yani cam kenarımın üst tabanı ile alt tabanı birbirine eşit olur. Şimdi bakıyoruz. Bunun çevresinin uzunluğunu mu soruyor? Evet. Bakalım zikzaklılardan kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada. 9 tane de karşı tarafta olacak. O zaman 9 burada 9 orada 18 çarpı diyorum her bir e, kesik parçamın uzunluğu neydi 2 kök 5 kadardı artı bir de buradaki üst tabana ile alt tabana 8 kök 5 8 kök 5 daha 16 kök 5'tir diyorum eşittir 18 e 2'yi çarparsam 36 kök 5 artı 16 kök 5 Buradan da 36 ile 16'yı toplarsak 52 kök 5 şeklinde cevabımıza ulaşırız. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Çevresinin uzunluğu 8 x artı 32 cm olan dörtgensel bölgenin içine 2 eş dikdörtgen ve 1 kare. Dikdörtgenlerin birer kısa kenarı karenin birer kenarı ile doğrusal olacak biçimde aşağıdaki gibi çizilmiştir. Bu şekillerden kare mavi dikdörtgen sarıya boyanmıştır diyor. Ve bu dikdörtgenlerden her birinin çevre uzunluğu 2x artı 10'dur diyor. Ayrıca önemli bir bilgi daha. Karenin bir kenar uzunluğu dikdörtgenlerden birinin uzun kenar uzunluğuna eşittir diyor. Bu Boyanmayan bölgelerin toplam alanı nedir diyor. Yani bize beyaz bölgeler alanını soruyor. Ben buraya nasıl ulaşırım? Toplamdaki alandan bunları çıkarırsam doğru cevabıma ulaşırım. Peki nasıl yolu izleyeceğiz? Önce kenar uzunluklarından gitmemiz lazım. Şimdi benim buraya baktığımızda bu şeklimize baktığımızda bu bir kare mi dikdörtgen mi? Önce bunu belirlememiz lazım. Nasıl belirliyoruz? Sarı dikdörtgende mavi de kareydi. Bunun bir uzun kenarı mavinin bir kenarı ve sarının kısa kenarı. O zaman burası kare mi? Bir kenar e, kare demiyorum. Çok özür dilerim. Dörtgensel bölgemin bir kenarını veriyor. Diğer dik olan kenarına bakıyorum. Sarının yine bir kısa kenarı. Mavinin bir kenarı. Sarının uzun kenarı. O zaman bu e, uzunluk ile bu uzunluk birbirine eşit mi? Evet o zaman bu bir nedir diyorum. Karesel bölgedir diyorum. Peki karesel bölgelerde şunu yapabilir miyim? Çevresinin uzunluğu 8x artı 32 ise bir kenarın uzunluğunu bulabilirim. 8x artı 32'yi 4'e bölüyoruz. Buradan 2x artı 8. O zaman benim karemin bir kenar uzunluğu 2x artı 8 mi oldu? Evet diyorum. Şimdi geldik bize diyor ki dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu 2x artı 10 santimetredir. O zaman benim dikdörtgenlerinden birinin çevresinin uzunluğu dendiğinde iki kısa kenar ve 2 uz iki uzun kenarın toplamı mıdır 2x artı 10? O zaman ben 2'ye bölersem bir kısa kenarının ve bir uzun kenarın toplamını mı bulmuş olurum? Evet. O zaman yapıyorum. 2x artı 10 bölü 2 eşittir. x artı 5. Bunu neden buldum? Şimdi bu kenarıma baktığımda dikdörtgenin bir uzun kenarı Artı şuraya kadar olan kısım bir kısa kenarını mı veriyor? Evet. Burayla buranın toplamı kaça eşitmiş? X artı 5'i. O zaman ben 2x artı 8'den x artı 5'i çıkarırsam şuradaki mavinin kenarını mı bulmuş olurum? Evet. Bakıyorum buradan da x artı 3 gelir. O zaman burası x artı 3 kadar mıdır? Şimdi burayı bulduktan sonra gerisi artık kolay. Bana ne diyorum? Karenin bir kenar uzunluğu dikdörtgenlerden birinin uzun kenar uzunluğuna eşittir. O zaman burası x artı 3 ise burası tam x artı 3'tür. O zaman buraya geriye ne kalır diyorum. 2x artı 8'den eksi diyorum. x x daha 2x. 3 3 daha 6. 2x artı 6'yı çıkarırım ki şuradaki kısmımı bulabileyim. O zaman 2x'den 2x çıkarsa 0. 8'den 6 çıktı 2. O zaman benim dikdörtgenimin kısa kenar uzunluğu da 2 miymiş? Evet. Şimdi geldik. Boyanmayan bölgelerin toplam alanı. Şimdi toplamda karesel bölgemi alanından nasıl bulurum? 2x artı 8'in karesinden neyi çıkarmam gerekiyor? Mavi yani karesel bu, buradaki mavinin alanını iki tane sarı bölgemin alanını çıkartmam gerekiyor. Mavinin alanı nedir diyorum? x artı 3'ün karesi eksi bir de neyi çıkaracağım? Sarı bölgelerin alanı. Her bir dikdörtgenin alanı 2 çarpı. Kısa kenarı 2 uzun kenarı x artı 3 ise Bundan iki tane olduğu için e, hemen çarpıyorum. 4 ile 2 kere 2 4. 4 kere x 4 x. Artı diyorum. Çünkü çıkarma işlemi yapıyorum ya burada. 4 kere 3 12 diyorum. İki tane dikdörtgen bölgemin alanını bulmuş oluyorum. Eşittir diyorum. 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 8 kere 2 16 x 2 katı artı 32 x'tir diyorum. Artı 8 kere 8 64. Buraya geldim. Eksi x artı 3'ün karesi x kare eksi 6 x eksi 9 diyorum. Aslında burası nedir? x kare artı 6 x artı 9'dur. Fakat eğer birinin önünde eksi olacağı için eksili şekilde yazdım. Devam ediyorum eksi 4x eksi 12. Şimdi düzenleyelim. 4x kareden x kare çıkarsa 3x karedir. Artı 32x eksi 6x eksi 4x. 32x'ten 10x'i çıkarırsam artı 22x olur diyorum. 64'ten 9'u ve 12'yi de çıkarırsam artı 43 şeklinde C şıkkıma ulaşmış oluyorum. Bakalım altıncı sorumuza. Bu da yine yukarıdaki sorum gibi cebirsel ifadelerle alakalı bir soru. Kısa kenar uzunluğu 5 x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki panoya kare şeklinde iki poster panonun kenarları çakışacak ve posterler arasında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde şekil 1 ve şekil 2 de yerleştirilebilmektedir diyor. Buna göre büyük posterin bir yüzünün alanını küçük posterin bir yüzünün alanından kaç santimetre kare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ben burada büyük posterin her bir yüzüne A dersem bunlar kareydi. Buna da B dersem. Şimdi baktığımızda buradan ben A artı B'yi bulabilir miyim şekil 1'deki şeye göre? Evet bulabilirim. A artı B eşittir. 5x eksi x eksi 4'e eşittir diyorum. Buradan A artı B ne gelir? 5x'ten x çıkarsa 4x diyoruz. Ee, eksi ile eksinin çarpımı da artı 4. A artı B'yi ne bulduk? 4x artı 4 bulduk. Ben buraya bakıyorum. Burada da yine büyük posterin bir kenarına A demiştik. Diğerine B demiştik. Burası B. Burasının tamamı A kadarsa. O zaman ben buradan A'dan B'yi çıkardığım zaman 2x eksi 2 şeklindeki cebirsel ifademe mi ulaşıyorum? Evet. Benden istenen ne? Büyük posterin bir yüzünün alanını. Büyük posterin bir yüzünün alanı nedir? A karedir diyorum. Küçük posterin bir yüzünün alanı ne olur o zaman? B kare olur. A kare eksi B kareyi soruyorsa ben şurada elde ettiğim cebirsel ifadelere göre iki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak A artı B çarpı A eksi B'nin A kare eksi B kareye eşit olduğunu biliyordum. O zaman hemen çarpalım. A artı B neydi? 4x artı 4'tü. Çarpı A eksi B neydi? 2x eksi 2 idi. Bunu çarparsak 4x ile 2x'i çarpıyorum 8x kare şöyle çıkaralım biraz yukarı 4x ile eksi 2'yi çarpıyorum eksi 8x 4 ile artı 2x'i çarpıyorum artı 8x artı 4 ile eksi 2'yi çarpıyorum eksi 8'dir diyorum. Buradan artı 8x ile eksi 8x birbirini götürür buradan 8x kare eksi 8 olur. Bunu da 8 ortak çarpan parantezine alırsam x kare eksi 1 şeklinde B şıkkımdaki cevabıma ulaşmış olurum. Bakıyoruz bu bir olasılık sorusu göründüğü üzere. İki raftan oluşan bir çiçeklikte renkleri dışında özdeş, kırmızı, mavi ve sarı renkli saksılar bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi saksıların bulunduğu birinci raftaki to toplam saksı sayısı 12, sarı ve mavi saksıların bulunduğu ikinci raftaki toplam saksı sayısı ise 18'dir diyor bana diyor ki birinci raftan rastgele seçilen bir saksının kırmızı olma olasılığı ikinci raftan rastgele seçilen bir saksının sarı olma olasılığını eşittir diyor buna göre bu çiçeklikteki mavi saksıların toplam sayısı için kaç farklı olası durum vardır şimdi burada benim e, kırmızı ve mavi saksıların bulunduğu birinci raftaki toplam saksı sayısı diyor 12 diyor Buradaki ise diyor sarı ve mavilerin bulunduğu saksı sayısı toplamı da 18'dir diyor. O zaman benim kırmızı ve sarı saksılarımın 12-18 oranlarında mı olması gerekiyor? Evet. Çünkü bana ne diyor? Aynı zamanda e, kırmızı olma olasılığı diyor. İkinci raftan sarı seçme olasılığına da eşittir diyor aynı zamanda. Şimdi 12-18 olacaksa bunun oranları 2'ye 3 şeklinde mi olacak? Evet. O zaman kırmızı ve sarı saksıların sayısı 2'ye 3 olabilir. 4'e 6 olabilir. 6'ya 9 olabilir. 8'e 12 olabilir. 10'a 15 olabilir. Ve bunlara bağlı olaraktan da birinci raftaki mavilerimin sayısı, ikinci raftaki mavilerimin sayısını vermeli. Buradan nasıl olacak? Ee, birinci raftaki toplam saksı sayım, saksı sayım 12 olacağı için iki tanesi buradaysa burada 10 olur. İkinci raftaki saksı sayımda 18'leri vereceği için 3 ile de 15'i toplarım. Buraya geldim. Burası 8 olur. Burası 12 olur. 6 ile neyi toplarsam 12 eder. 6'yı artı. Buradan 9 ile neyi toplarsam 18 eder. 9'u diyorum. Burası 4. Burası 6. Burası 2. Burası 3'tür diyorum. Şimdi bunları topladığımızda Buradan 25 tane, buradan 20 tane, buradan 15 tane mavi, buradan 10 tane mavi, buradan da 5 tane mavi. Ve hepsi de farklı mı çıktı? O, evet. O zaman benim 5 farklı olası durumum vardır diyoruz. Gelelim ikinci olasılık sorumuza. Bakıyoruz bir fabrikada sadece A marka telefon bir modeli siyah ve beyaz renkleri üretilmektedir. Bu fabrikada üretime ilk kez Nisan ayında başlanmış. Ağustos ayı sonunda da üretime son verilmiştir. Aşağıda bu fabrikanın her ay sonunda o ay ile o aydan önce üretilmiş tüm telefonların sayılarından bazılarını gösteren çizelge verilmiş. Yani her ayın sonunda o ay ile diyor o aydan önceki üretilmiş tüm telefonlar sayılarını veriyormuş her defasında. Her ay sonundaki toplam beyaz renkli telefon sayısı toplam siyah renkli telefon sayısının iki katıdır diyor. O zaman ben buradan şunu çıkarabilir miyim? Beyaz renkli telefon sayısı siyah renkli telefon sayısının 2 katı burası 20 olur. O zaman buraya geldiğimde e, bunun 2 katı olacaksa burası 170 olur. O zaman 310 yarısı 155 olur. 250'nin 2 katı 500 olur diyorum. Şimdi devam ediyoruz sorumuza. Bu fabrikadaki tüm telefonlar arasında rastgele seçilen bir telefonun sadece Haziran ayında üretilen beyaz renkli telefon olma ol olasılığı. Sadece Temmuz ayında üretilen siyah renkli telefon olma olasılığına eşittir. Şimdi ben buradan şunu yapabilir miyim? Mayıs, an, Mayıs ayındaki telefon sayılarına ait hiçbir veri verilmemiş. Ben buna siyah x dersem beyaz 2x kadar mı olacak? Evet. Buradan giderek denklem kuracağım. Sadece Haziran ayında üretilen beyaz renkli telefon olma olasılığı. Sadece Haziran ayında üretilen telefon Haziran ayı sonundakinden Mayıs sonunu çıkarırsam sadece Haziran ayında üretilmiş olan beyaz renkli telefonu mu bulurum? Evet o zaman ne diyorum? 170-2x eşittir. Eşittir diyorum. Ne eşitmiş Bakın Sadece Temmuz ayında üretilen siyah renkli telefon olma olasılığına eşittir. Temmuz ayındaki siyah. 155'ten neyi çıkarıyorum? Haziran ayı sonunu çıkarıyorum ki sadece Temmuz ayındaki siyah renkli telefon sayısını bulayım. 155-85 diyorum. Buradan 170 eksi 2x eşittir 155'ten 85'i çıkarırsam 70'tir diyorum. 2x'i karşıya atarsam 70'i buraya atarsam 100 kalır. Buradan x'ine çıkıyor 50. O zaman x'i 50 bulursam 2x'i de ne bulurum? 100 bulurum. Şimdi benden istenen ne diyor? Buna göre bu telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı nedir? Benim olasılık durumlarımda tüm durumlar ve e, istenen durum sayısı bölü tüm durumlar diyordum. Öncelikle tüm durumlarım benim. Toplamda üretilen telefon sayım Ağustos sonundaki toplam telefon sayım değil midir? Çünkü her bir ay sonunu toplayarak gidiyordu. 500 artı 250'den 750'dir diyorum. Bana ne diyor? Haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı. O zaman Mayıs sonu mudur bu? Evet. %50'yi topluyorum. 150. Buradan da sadeleştirmelerimi yaparsam 15'i 15'e bölüyorum 1, 75'i 15'e bölerim 5. Yani A şıkkı 1 bölü 5 cevabımıza ulaşıyoruz. 9. sorumuza geldik. Çevresinin uzunluğu 20 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğun 2 bölü 3 katıdır. Yani şunu diyebilir miyiz? Kısa kenar uzun kenar 2K'ya 3K oranlarında olacakmış. Bu kağıt şekil bir gibi dikdörtgen şeklinde dört eş parçaya kesilerek ayrılıyor. Yani bunun uzun kenarı... Hmm. Yalnız şu cinsten bulalım. Çünkü bize bunu vermiş. Ve sonucumuz da bizim akare cinsinden istiyor. O yüzden A cinsinden bulursak. Çevresinin uzunluğu 20 A ise kısa kenarına 2 K dersem. 2 kısa kenarı 4 K olur. 2 uzun kenarı 6 K olur. Çevresinin uzunluğu 20 A'ymış. 10 K eşittir 20 A ise K buradan 2 A gelir. O zaman benim kısa kenar uzunluğum 4a kadar, uzun kenar uzunluğum 6a kadarmış. Çok özür diliyorum, k yazdım, a yazacaktım. 6a kadarmış. Şimdi bunları ben, bana diyor ki e, burada 4 eş parçayı kesiliyor. O zaman eş parçayı kesiliyorsa, burası 4 aydı kısa kenarım. O zaman burası eşit parçalar olduğu için 2a kadar olur. Burası 6a kadardı. Burası ne olacak? 3a kadar olur diyorum. Şimdi geldik bana diyor ki bu parçaların her biri kısa kenarların orta noktaları olacak şekilde diyor. Kısa kenarlarımın orta noktaları. Kısa kenarımın orta noktası. Hep bu şekilde ise ben şurayı baz alırsam herhangi bir kenarın hizasından alalım. Buraya geldik benim kısa kenarım ne kadardı? 2A kadardı değil mi? O zaman burası A'ya A mı olur? Evet. Burası A ise burası da mı A olur? Evet diyorum. Şurayı da indirirsem. Bakalım. Burası A kadarsa burası da mı A kadar olacak? Evet. Peki benim uzun kenarımın tamamı, dikdörtgenimin bu her bir parçalı uzun kenarı ne kadardı? 3A kadardı. O zaman A, A ise buradaki benim turuncu bölgemin bir kenar alanım olacak. A olacak. Ve benden de bu boyal bölgenin alanı ne istemiş? O zaman burası A ise karesel bir bölge olduğu için A karedir şeklinde cevabıma ulaşırım. Peki burasının kare olduğunu nereden anladım? Çünkü bunların her bir orta noktası birleşerek bu şekilde aradaki alanı oluşturuyorsa bu bir karedir. Şimdi bakalım en son sorumuz 10. sorumuza. Ee, kare ifadelerle ilgili bir sorumuz yine. Eş kareleri ayrılmış dikdörtgen şeklindeki bir kağıt üzerine A, B, C, D noktaları aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. Bu kağıt önce kısa kenarları çakışacak biçimde katlanıp açıldıktan sonra A noktası ile B noktası çakışacak biçimde tekrar katlanıp açılıyordu. Ve katlama çizgileri ile AD'nin kesiştiği noktalarda E ve F olarak işaretleniyordu. Şimdi bu öncelikle katlandığı kısım. Bakıyoruz diyor ki kısa kenarları çakışacak biçimde diyorsa o zaman ne olacak? Bu bunun tam üstüne gelecek. Yani bu dikdörtgenin tam orta noktası AD üzerinde hangi noktaya geliyor ona bakalım. Şimdi burası saydığımız zaman toplamda 20 birim ediyor. O zaman bunun yarısı 10 mu olacak? Evet başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman benim AD noktası üzerinde şuraya mı geliyor? Baktığımda buraya E noktası diyorum. Çünkü bana diyor ki katlama çizgileri AD'nin kesiştiği nokta E ve F olarak işaretleniyor diyor. Buna E dedim. Sonra diyor A noktası ile B noktası çakışacak biçimde tekrar katlanıp açılıyor diyor. O zaman A ve B'nin orta noktasında mı olması gerekiyor? Evet. Buraya da ne diyoruz? F. Şimdi bana diyor ki E ve F noktaları arasındaki uzaklık kök 242 cm olduğuna göre. Bakalım ben her bir birime X kadar dersem. Hepsi birbirine eşitti ya. O zaman burası yarısı kadar olduğu için x bölü 2 midir? Evet toplamda kaç x var? 5x var. 5x artı x bölü 2. Kaç eşit olacakmış? Karekök 242. Peki ben bu karekök 242'yi 121 çarpı 2 olarak yazabilir miyim? Evet. Burayı topladığımda 5 kere 2 10x. 1x daha 11x bölü 2. Eşittir diyorum. 121 dışarıya 11 olarak çıkar. 11 kök 2. 11'ler sadeleşir. Buradan x'e gelir? 2 kök 2 gelir. Bana neyi soruyor? C'de noktaları arasındaki uzaklık nedir diyor. Bakalım kaç birimmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim ise 7 çarpı x'ten 7 çarpı 2 kök 2'dir. Bu da 14 kök 2 şeklinde D şıkkındaki cevabımıza ulaşmış oluruz.